Sap ve kök kısımlarını kestiğiniz pancarları bol suda yıkadıktan sonra derin bir tencereye alın. Üzerlerini geçecek kadar su ilave edin. Tuz ve üzüm sirkesi ekledikten sonra kısık ateşte 30 dakika kadar haşlayın. Pancarlar haşlandığı sırada eti haşlayın ve çorba yapımında kullanmak üzere et suyunu hazırlayın. Kabuğunu soyduğunuz kuru soğan, havuç ve kerevizi küçük parçalar halinde pancarlarla uyumlu olacak şekilde doğrayın. Kök ve zedeli yaprak kısımlarını temizlediğiniz beyaz lahanayı incecik kıyın. Kerevizlerin kararmaması için limonlu suda bekletin. Yeteri kadar yumuşayan pancarların haşlama suyunu süzdürün. Kabuklarını dikkatli bir şekilde soyduktan sonra pancarları küçük ve eşit parçalar halinde doğrayın. Zeytinyağı ve tereyağını geniş bir tencerede kızdırın. Sırasıyla doğranmış kereviz, havuç ve kuru soğan parçalarını katıp dirilikleri gidene kadar soteleyin. Rendelenmiş sarımsakları ekleyip 10 dakika kadar pişirin. İncecik kıyılmış beyaz lahana ve kimyonu da ekledikten sonra pişirme işlemini 10 dakika daha sürdürün. Rendelenmiş domates püresini katıp suyunu çekene kadar kavurun. Haşlandıktan sonra doğranmış pancarları, defne yaprağı, haşlanmış dana eti parçaları ve hazırladığınız et suyunu katın. 10 dakika daha orta ateşte pişirin. Pişme süresinin sonuna doğru defne yaprağını çıkartın. Üzüm sirkesi, tuz ve taze çekilmiş tane karabiberi katın, çorbayı çeşnilendirin. Hafif koyu bir kıvam alan ve oldukça bol sebzeli olan çorbayı servis kaselerine paylaştırdıktan sonra birer tatlı kaşığı kadar krema ve incecik kıyılmış dereotu eşliğinde bekletmeden servis edin. Afiyet olsun. Dünya mutfağının birbirinden lezzetli geleneksel tatları Dünya Göçebe Oyunları'nda. Dünya Göçebe Oyunları 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Bursa, İznik'te.